Herkese selam. Tekrar ben geldim. Bugün yine başka bir Eurovision şarkısını değerlendireceğiz. Sürekli aynı giriş yapıyorum. Ben de sıkıldım aslında ama ne bileyim aklıma bir şey gelmedi şu an. Çünkü hiç ümitli olmadığım bir ülkeyle sizlerleyim. Tamam şans getirsin diye ülkenin renklerinde giyinmiş olabilirim ama bilmiyorum ya, çok küçük bir ülke. Canım San Marino. Ya şöyle, aslında San Marino'yu seviyorum. Neden? Çünkü adam yok ülkede. Herkesi göndermeye çalışıyorlar. Dışarıdan içeriden birilerini bulmaya çalışıyorlar. Ki geçen sene, tam aslında 2019, 2020 iptal oldu çünkü. 2019'da ve 2016'da sizlerin de bildiği gibi Serhat Hacıpaşalıoğlu bizi diyorum çünkü bizi de temsil etti bir yandan. San Marino'yu temsil etti. Kendisi bir Türk. Ve ayrıca San Marino'nun tarihindeki en iyi dereceyi de kendisi getirdi. O yüzden bilmiyorum. Yani mesela boş bir şarkıydı aslında. Boş da denemez. Sayın Anana güzel bir şarkıydı. Ben seviyorum hala. Guilty Pleasure'ım. Dinlerim de ara ara açıp. Ama San Marino niyeyse hep böyle alt kademe. Yani finale çıkabilecek şarkıdan çok getirmedi bence. San Marino aslında komik bir ülke. Yani komikten kastım değişik bir ülke. Bildiğiniz gibi yani bu Eurovision'la alakalı değil. San Marino gerçekten Avrupa'nın en küçük ülkelerinden bir tanesi. Tek şehir neredeyse yani. Ve şarkı yani katılımcı bulmakta zorlanıyorlar. Yani çünkü 2011'den beri katılıyorlar. 2011'de katılan şarkıcı Senhit zaten yine katılıyor. Başa döndüler aslında bir bakıma. İşte ondan sonra Valentina Monetta gitti. Valentina Monetta bir daha gitti. Valentina Monetta bir daha gitti. Valentina Monetta bir daha gitti. 2012, 2013, 2014. 2014 en son aynen. 2014'te üst üste 3 sene aynı kişiyi gönderdiler. Ve bunların sonunda kadın çabaladı ve finale çıktı. Tabii konumuza çok bir alakası 2021 yılındayız ama. Öyle bir ülke yani. Serhat Hacıpaşalıoğlu 2016'da da gitti, 2019'da da gitti, 2015'te Junior Eurovision'a gidenlerden gönderdiler falan hani. Değişik bir ülke. Şarkı alımlarını hep dışarıdan da yapabiliyorlar bazen. O yüzden bilmiyorum. Senhit'in geçen seneki şarkısına evet 2011'e göre güzeldi. Ama tabii ki yine birinci olabilecek bir şarkı değildi. O yüzden hani, Serhat Hacıpaşalıoğlu'nda çok ekstrem bir beklentim yok. Öyle başlamıyorum yani. Bakalım, umarım şaşırtır. Ne olacak bilmiyorum. Bakalım o zaman. San Marino gelsin. Senhit Adrenalina'ymış şarkının adı. Bakalım nasıl olacak. Senhit girecek mi? Şarkı bu mu? Göl şeyi mi izliyorum ben? Başlar umarım inşallah. Senhit'i görüyoruz. O nasıl bir klip ya? Bahçeliyiz. Oo. Akdeniz ezgileriyle gelen bir etnik bir beat'i var. Beat çok iyi. Peruklar çok tatlı olmuş. Wow. Oo. Beni şaşırtıyorlar şu anda. Şu an tamamen ters köşe oldum. Hiç ya böyle bir şey beklemiyordum asla yani. Bu ne ya? Up tempo bir şarkı ve beat gerçekten çok kaliteli. Bayağı beğendim. Oba! Senhit abla nereden bulduysa yapmış şarkıyı. Çok kaliteli olmuş. Gerçekten beat çok kaliteli. Klip ayrıca kaliteli. Yani çok beğendim. Umarım güzel biter yani. Peruklar çok tatlı olmuş. Bu tip çok güzel. Ben de istiyorum. Bu gerçekten San Marino mu? San Marino olduğuna inanmıyorum. Ha? Flo Rida? Cana. Ay. Yok artık. Bildiğimiz şu anda Flo Rida şeye gidiyor. Eurovision'a gidiyor yani. Katılacak mı gerçekten? Bu San Marino olamaz ya. Asla San Marino olamaz yani. San Marino 2022. Valentina's Backyard. Nerede yapacaklar bilmiyorum ama kazansınlar abi. Çok iyi. Tek Net. Bu kadar iyi beat görmedim. Çok iyi ya. Abi çok iyi klip. Çok iyi klip, çok iyi şarkı. Şok mu olursun? Ne yaparsın? Aa, hiç fikrim yok. Şu an gerçekten tıkandım. Aa. Hiç beklediğim bir şey değildi. Yani kesinlikle beklemiyordum. Ya, bu kadar iyisini beklemiyordum. Ya ben diyordum ki yine sıradan işte Freaky gibi ya. İşte daha önceden Serhat Hacıpaşalıoğlu yaptı, Selena gibi hani bir şey çıkar ama wow. Wow. Tek kelimeyle geçeceğim. Mükemmel. Şimdi yine başlayacaklar işte çok beğeniyorsun, hepsini hep aynı beğeniyorsun falan ama yok abi. Yani bunu beğenmeyen gitsin Eurovision izlemesin. Tabii çok büyük konuştum. Tabii tarzı olmayabilir bazen ama gerçekten hani bilmiyorum belki de San Marino olduğu için çok yükselmişimdir şu an şarkıya. Yani tepkilerin bazılarını duydum hani dışarıdan. Çok iyi şarkıymış, şöyle bir şey. Ben pek güvenmemiştim yani açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü yani San Marino sonuçta hani ne bekliyorsun ki? Bence. Benim aklımda yani şöyle. Uzun süredir takip ettiğim bir yarışma sonuçta bu. Ve hani çoğu ülkenin kafamda hani belli başlı şeyleri var. İşte mesela Norveç güzel şarkılar gönderir ama işte kötü şarkı gönderdiği de oluyor. İşte İsveç artık çok klasik şarkılar gönderse de işte jüriden yükseliyor. Çok çok ekstrem bir şarkı göndermesi lazım aklımda mesela işte San Marino, işte Moldova ya da işte kim var başka şey bilmiyorum hani bu tip ülkelerde bana göre çok kalitesiz işte alt düzeyde hani sırf katılmış olmak için katılan ülkeler. Hatta ben bir dönem San Marino'yu şey diye düşünüyordum hani İtalya'nın zoruyla katılıyor. Sırf 12 puan gelsin diye İtalya'ya. Hani öyle düşünüyordum çünkü gerçekten çok kötü şarkılarla göndermiş. Yani 2012'nin Facebook su yok yani. Ne alaka abi niye böyle bir şarkı yolluyorsun demiştim. Çok üzüldüm ama Serhat Hacıpaşalıoğlu'nun 2016'daki I Didn't Know'a demiştim yani niye gönderdiler diye. Ama bu kendini aşmış. Ya mesela 2019'da diyordum ki Sayın Ana'ya evet diyordum. San Marino'nun gönderip gönderebileceği en iyi şarkı buydu ama beni tamamen ters köşe yapıp yani ciddi anlamda diyecek bir şeyim yok yani şarkının beat'i mükemmel, klip desen çok iyi yani sahnede umarım o şeyler uygulanır işte o farklı mesela kendisi giyinecek tabii değiştiremez ama işte yanındakilerin hani böyle pop art tarzı giyinmesini çok isterim gerçekten çok da yakışır beat'i yani bilmiyorum Türkiye olduğumuz için de olabilir hani Akdeniz ezgileri olan bir şarkı biraz. Beat'i, sesi, Senhit'in sesi gerçekten çok güzel. Hiç güzel laf etmeyeceğim. Şarkı akışı çok güzel ve tamam bahsetmeden geçemeyeceğim. Kendisine apayrı bir bölge ayıracağım. Flo Rida. Bir gün biri gelip bana deseydi ki Flo Rida Eurovision'a katılacak ve bu ülke San Marino. Hani mesela gidip işte İngiltere'dir, odur budur güçlü bir ülke mesela getirtebilir. Ve bu ülke San Marino deseler, kardeşim yürüyün gidin ben dalga mı geçiyorsunuz derdim. Bana göre hala diyorum çünkü benim mesela hazmetmem biraz zaman alacak. Yani oturup birkaç kere daha şarkıyı dinlemem, Flo Rida'yı orada görmem. Aa evet katılıyormuş demem gerekecek. Gerçekten çok şaşırdım o adamı orada görünce. Hiç beklemiyordum. Ya tamam daha önce böyle işte Blue katıldı falan filan ama işte onlar mesela sönmüşlerdi öyle katıldılar hani gitmiş olmak için bir şey yapamadılar zaten. Ama Flo Rida'nın yani neden buraya katıldığı konusunda hiç yok. Gerçekten kendisini arayıp imkanımız varsa kendisi bana ulaşabilir mi mümkünse? Nasıl bu süreç gerçekleşti? Yani San Marino ya da işte Senhit artık kim azaldı bilmiyorum. San Marino'nun şarkı belirleme sürecini de bilmiyorum. Acaba hani devlet kanalı destek oluyor mu yoksa Senhit'i seçtiler. Senhit kendimi hazırlıyor. Kendimi de şey yapıyor bilmiyorum. Şarkı nereden aldılar ne yaptılar falan ama bir şekilde bunu öğrenmemiz gerekiyor bence. Nasıl San Marino'yu temsil etmeye karar verdi? Ya da Senhit nasıl kafaladı bu adamı da şarkının köprü kısmı için onu tercih etti? Bilmiyorum Ama gerçekten baştan sona uğraşılmış, üstüne düşünülmüş, mükemmel bir şarkı olmuş bence. Kimisine göre işte çok sıradan, yok işte şey olacak falan filan diyecekler ama yok abi. Şarkının hakkını da yemeyelim şimdi. Temposu olsun, demin de söyledim, temposu, sesi, köprü kısmında Flo Rida'nın var olması, işte hani klibi gördüm zaten, diyorum ki hani sahnede de büyük ihtimalle mükemmel bir şey çıkacak. Gerçekten uğraşılmış mükemmel bir şarkı ve klip. Şu an klip diyebilirim, sahne şovunu görmedik. O yüzden bir şey, yani çok fazla söze gerek yok. Dediğim gibi mükemmel. Çok şaşkınım hala. Gerçekten bunu hazmetmem biraz zaman alacak. Oturup herhalde 3-4 gün aralıksız bu şarkıyı dinleyeceğim. Bilmiyorum yani. Of. Bayağı iyi ya. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ay gerçekten çok iyi ya. Flo Rida'nın ne işi var abi? Ne işi var Eurovision'da? Şaşkınlık içerisindeyim. Ben şok oldum. Benim yapacak bir şeyim kalmadı. Gidip biraz daha şok olayım. Diyecek bir şeyim yok. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım şaşkınlıklarıma şahit olmuşsunuzdur. Gerçekten bir şey konuşamıyorum şu anda. Allah Allah. Neyse tamam, daha fazla uzatmayayım videoyu. Da bitsin. O zaman umarım siz de beğenmişsinizdir şarkıyı. Ben çok beğendim. Hani geçen dedim ya, El Diablo'yu şu an elin üstüne koyacağım. Umarım orada kalır, geçecek gibi durmuyor. Geçecek ülke geldi. Ve bunun San Marino olacağını hiç düşünmüyordum. Ya mesela şu anda şey var işte, Melodi Festivali'nin bu hafta finali var. İşte oradaki şarkıları gördük, işte onları El Diablo'nun üstüne koyabilir mi, koyamam diyordum. Mesela hani Dotler tamam okey falan, yani muhteşem bir şarkıydı ama no. Erik Sade'de mesela hani kazansa hiç üzülmeyeceğim. Ama no, yine El Diablo'ya geçemezdi bence. Ama bu şarkıyı zınk diye tam olarak bire koyacağım yani. Çok iyi, mükemmel. Allah'ım bir şey diyemiyorum daha fazla. Bitiriyorum, gerçekten bitiriyorum. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapıp beğenmeyi ve zil butonunu açmayı unutmuyorsunuz. Videolarımız geldiğinde haberiniz olsun. Dediğim gibi yorumları yaparsınız. Yorumları da okuruz, bakarız. Bu şekilde San Marino bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum.